sen anamın yanında Eda olayından niye bahsetmiyorsun, söylemiyorsun abisi? Ya ne bileyim abicim ya. Anam öyle bir yanına sorunca işte. Hem o iş nasıl bir iş belli değil. Aşk dediğin tek taraflı olmuyor ki. Doğru söylüyorsun. Eda akıllı kız, ne yapsın senin gibi mallı. Dalga geçme, dalga geçme. Dalga değil lan. Hakikaten soruyorum. Bu aşk meşk işleri nasıl bir şey ki yani? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey işte oğlum? Hani bu kadın dergilerinde falan formu olur. İşte onu diyorum yani. Kaç tane evet çıktığını işaretlersek aşık olduğumuzu anlıyoruz ya. Vallahi kadın dergilerini bilmem. İnternet çıktı çıkalı erkek dergilerini de bilmez oldum. Ama bana sorarsan hani... Yani bin türlü şey var da... Ama bence tek bir soru var abi. Özlüyor musun? Özlüyorsan aşktır. Hazır mıyız beyler? Vay damat Ferit'i kes. Kız istemeye mi gidiyoruz? Bu ne lan? Fantom bazen şehirli gibi giyinip kente iner. Yalnız güzel kardeşim, burası Kanlıca. O fantom denen turuncu taytlı Kamil'i buraya getirir kuru kafa mağarasında geçmişini sikerim. Kimse de sesini çıkaramaz bana. Şekil. Fantom dediğin kameradır, bin kare çeker. Maşallah. Adamı buldum, adamı, hocayı, televizyondaki motor ustasını. Aha. Ya. Siz de biraz şekil giyinseydiniz ya. Ben bu Kamil motor ustası değil mi? Smokin mi giyeceğiz Allah Allah? Benim ofise ilk geldiğindeki o alüminyum folyo takımı çekeydim. Kamil espri de yapıyor. Ama güzel takım. Hadi. Bekle sen burada. Hadi. Ne bu? Efendim kendisi borla çalışan bir hidrojen motörüdür. Ya hangi kanaldansınız siz? Star TV. Şaka mı bu da? Evet. Ya ülke durdu hobi olsun diye motor yapmaya karar verdi. Nereden çaldınız bunu? Bir dakika kardeşim, ne çalması? Çalmak malmak yok ya, nereden çıktı? Siz mi yaptınız? Hayır efendim. Emekli yüksek makine mühendisi Tahsin Özdemir, ki kendisi bizim babamız olur. O yaptı, biz tamamını erdirdik. Tesisatçı mısınız bir de? Çok iyi tesisat. Hadi efendim, motoru bağlama işine gelecek olursak. Motoru şase bağlan... Şase... Hocam. Cık mı dedi, cık mı dedi? Ne diyorsun ya? Eğer cık dediyse büyük ihtimalle civciv taklidi yapıyordu. Ama eğer cık dediyse kötü, yapmayacağım anlamına gelir. Eğer çık dediyse rezalet. Ya biz kime neyi anlatıyoruz arkadaş ya? Ya Hilmi, gözlüğünü seveyim, bir sus, bir dinle ya. Para teklif ettiniz mi adama? Etmediniz de. Bana niye önceden haber vermediniz? Ya Allah aşkına, biz sana gelsek, para istesek senden verir miydin? Tabii ki hayır. Ama işte. Bilmiyorum, bu aralar duygularım çok karışık. Ama en azından para teklif etmenizi söylerdim. Bana haber vermediniz ki. Abi para değilmiş derdi ya, bir dinlesene. İyi, dinleyeyim uzun. Evet. Olmaz, olamaz. Her şey bu kadar doğru olamaz. Ya bu işte bir bit yeneği var. Dün programdan sonra Tesisatçılar Birliği'nden uyarı aldım. Onlar mı gönderdi sizi? Kumpas mı bu? Hocam motor çalışıyor. Yakıt işini de hallettik. Geriye bir tek motoru araba iskeletine bağlama işi kaldı. Onun için de size güvendik, geldik. Ben yapamam. Bunun için ekip lazım, zaman lazım. Bunların ikisi de bende yok. Yapılamaz mı peki? Yapılır. Bu işi bir kişi yapar. Eski üstadlardan. Ha, bilmiyorum. Bir sormak lazım. Hacem, şimdi biz buraya kadar geldik yani. Sonuçta sen bize bu muhterem zatın telefon numarasıdır, ne bileyim, bir ismini falan versen yani. Bu adam motorlu taşıtlarda bir numara. Allah Allah. Tek geçen. Deneysel de çalışıyor. Ama uzun bir zamandır inzivaya çekildi. Kim? Amma gerilim yaptınız ya. Kimmiş? Lan ben miymişim yoksa? Öyle özellikleri mi varmış benim? Allah Allah. Sezai Usta. Kim? Sezai Usta. Kim? Sezai Usta. Kimmiş? Sezai Usta. Mayap. Hacem, şunu bir arayayım ben. Şimdi bu bildiğin kilim adamı mıymış? Kilim adamı mı? Ver bakayım şuna bir halıcı gözüyle bakayım. Yemin ediyorum santimetre karesinde 15.000 ilmik var. Adam, adam. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? Barı yanık Anadolu çocuğu.